kötü olmanın şartı nedir? Kötü olmanın şartı kötü düşünmektir. O zaman bu şartı kötü düşünce noktasını ortadan kaldırmak kötü olmanın çözümü olacaktır. Kendine zarar veren insanlara dikkat edin. Özellikle maalesef bu intihar oranları yaptıkları insanlara dikkat edin. Birçokları zeki insanlar. Ya o kadar zekavet var. Neden bu hal var diye insan sorduğunda da şunu görüyor. O akıl, akılın içindeki fikirler ve düşünceler doğru yönde kullanılmadığında aynı yılan vazifesi görüyor. Ve sürekli ne üretiyor? Kötü düşünceler üretiyor. Kötü düşünce üretilince bir insan nasıl bir hale girebilir? Kötü bir hale girebilir. Siz hiç şey gördünüz mü? Açmış gün boyu haberleri izliyor sonra da oh iyi ki haber izlemişim ya ne kadar mutluyum diyen bir adam gördünüz mü? Olmuyor değil mi? Ne var haberlerde? sürekli kötü düşünceler, kötü olaylar, kötü düşünceler, kötü olaylar. Adam aslında içeriden kendini ileride patlatacak bir stres yüklüyor ama bunun farkında değil. Bir kaide vardır. Şöyle derler. Denize düşen elbet kıyıya vurur derler. Şimdi bir insana da bu kadar kötü yükleme yaptığında elbet dışa vuracak mı? Vuracak. Haberlerden izliyorsun, oradan kötü düşünce. Böyle hep menfi olayları anlatan arkadaşlar olur. Onun yanına gidiyorsun. Bunlar yüklene 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 elbet patlayacak mı? elbet patlayacak ve patladığında da maalesef insan baş etmez bir hale gelebiliyor kendisini. Peki bunun bir çözümü var mıdır? Çünkü kötü düşünceler, dikkat edin kötü halinize bakın. Normalde kötü halim dediğiniz haliniz çok şükredilecek bir haldir değil mi? Mesela afet bölgesindeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bakın. Allah yardımcıları olsun. Hem üzgün haldeler, hem bazı imkanlar noktasında zorluk çekiyorlar. Şimdi mesela senin maddi haline bak. Çok rahatsın değil mi onlara göre? Ya da bir savaş bölgesinde, bir Suriye'deki kardeşlerimize bakın. Ne haldeler? Ömürleri çadırda geçiyor. Hele çadırda geçmeyi artık düşünmeyenler var. Mesela bir anne var, çocuğu da çadırda. O anne kendisini hatırlamaz ki. Bu yavrum ne yiyecek? Kışın nasıl ısınacak? Öyle değil mi? Allah Allah, anneyi görün. Yavrusunun şurasında sivilce çıksa uykusu kaçan bir anneyi düşünün. Evladı çadırda, yerde halı yok. Madden baktığında sen çok daha iyi imkanlardasın. Midende her gün bir yemek giriyor. Elinde çay, elinde su. Bunlar büyük şeyler, küçük şeyler değil ha. İlla Allah elimizden alması gerekmiyor bunların büyük olduğunu anlamak için. Bu kadar güzel nimetler vermiş Allah Azze ve Celle ama biz kötüyüz diyoruz. İşte kötü yapan şey maddi olaylar değil, kötü düşünceler. O zaman bununla baş etmenin bir yolu olması lazım. Bu kötü düşünceler nasıl olacak? Mesela şimdi şu şişede bir hava var diyelim. Şöyle kapağını da açtım. Konuşarak havanın çıkmasını ikna etmeye çalışıyorum. Ey hava çıkar mısın? Baş edebilir miyim bununla? Mümkün değil. Yani kötü düşünceler konuşarak baş etmek mümkün değil. Artık iyi düşünelim. Ya bu böyle deyince olan bir şey değil ki. Fıtri haller konuşarak ikna edilmez. Söyleyin. Evet, fıtri haller konuşarak ikna edilmez. Lütfen ağlar mısın? Hayır ağlayamam çünkü fıtri haldir. İçten gelmesi lazım. Lütfen hemen uyur musun? Ya bu söylenince olmaz. Neden? İçten gelmesi lazım. Fıtri haller konuşarak İkna edilemezler. Şimdi şunun içinde de hava var. Aynı mantıktan devam ediyorum. Ey hava lütfen çıkar mısın? Ey hava lütfen çıkar mısın? Yani bu konuşarak ikna edilemeyeceği gibi ey kötü düşünce çıkar mısın? Ey kötü düşünce çıkar mısın? Bu böyle çıkacak bir şey değil. Burada havayı çıkarmanın bir yolu var. Havadan daha yoğun bir şeyi şişenin içine koymak. Yani suyu. Şişenin içini suyla doldurursam hava çıkar mı Osman? Çıkar. Kötü düşüncelerden kurtulmanın tek yolu ne biliyor musun? o kötü düşüncelerden yoğunluğu daha ağır iman hakikatlerini sinene koymak. Başka yolu yok. Yoksa akıl ne oluyor biliyor musun? Yılan gibi geziyor içeride. Yılan gibi. Baştaki soru neydi? Kötü olmanın şartı nedir? Kötü olmanın şartı kötü düşünmektir. Peki o kötü düşünceler artık gelme artık gelme işe yarıyor mu? Yaramıyor. Çünkü fıtri haller konuşarak ikna edilemez. Mecbur yoğunluğu daha büyük daha ağır bir şey koyacaksın. Onun adı bu iman hakikatleri. Ya ruh programını yaratan hayatın gayesini iman hakikatleri koyduysa inanın bunun başka türlü bir çözümünü bulmak mümkün değil. Mümkün değil yani. Allah Allah. İşte Üstad Hazretleri manen hasta olduğumuzu bildiğinden dolayı 25. Lema diye bir yerde acayip mesele 25 tane deva saymış. İlaç ilaç. Ama şimdi ilacın ne kadar ciddi bir ilaç olduğunu bu derste anlayacağız yani. Saydığı ilaçlarım Bugün onlardan 20. devayı işleyelim. Anahtar kelimeyi vereyim. 20. devamının anahtar kelimesi vehim. Hastalıkta vehmin acayip bir rolü varmış. Acayip kötü düşüncelerin yani vehmetmenin acayip bir rolü varmış. Bunun bir ona bakalım. Bismi sübhanahu. 25. lem'a A 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta. Aramayan var mı? Mümkün değil. Evet. Hastalık iki kısımdır. Çok önemli. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Şimdi dersin ana meselesini burada işleyelim. İki tane hastalık var ama aynı hastalık. Neymiş bir kısmı? Hakiki. Diğer kısmı neymiş? Vehmi. Aynı hastalıktan bahsediyoruz. Aynı. Sana bir hastalık arız oldu. Aynı hastalığın iki kısmı varmış. Bir kısmı Söylevanlı. Diğer kısmı vehmi. Şimdi vehim dediğimiz kuruntuyla bir vesveseyi de ayıralım mı? Birbirine karışmasın diye. Derse öyle başlayalım. Vesvesenin en büyük özelliği Var olanı yok gösterir. Abdestin vardır, vesvese gelir, yok dedirtir. Allah Allah. Doğru mu? İmanın vardır, vesvese gelir, yok dedirtir. Vesvesenin özelliği neymiş? Var olanı yok gösterir. Vehmin özelliği yok olanı var gösterir. Gece bir çorap görürsün köşede. Aa bu fare mi dersin? Var mı fare? Yok. Yok olanı ne gösterdi? Var gösterdi. Vesvesenin yeri kalptir. Vehmin yeri ise akıldır. O yüzden dersin girişinde kötü düşüncelerle başladık. Çünkü vehimin yeri akıldır. Vesvese ile vehim birbirinden ayrıldı mı? O birinci ayrım çok önemli. Vehimin çoğulu, buyurun, evham. Farz, efraz gibi. Lafız, elfaz gibi. Vehim, evham gibi. Vehimin çoğulu, evhamdır. Bir görüşe göre, vehim, vesveseden bir önceki adımdaki şüphelerin ismi diyor. Yani birisinin şeytan vehmini büyütecek, şüphe sarmalına sokacak, daha sonra aklından nereye geçecek? Kalbine vesvese olarak hücum ettiği şey de nedir? İmanın olacak. Anlaşıldı mı? Birisi de böyle bir yorum yapmış. Evet. Vehim ve hastalık. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Hastalık iki kısımdı. Sürekli söyle. Hakiki vehmi. Şurası çok elzem. Hastalığın hakiki kısmı yüzde on. Evham yaptığımız kısmı da yüzde doksan. Aynı hastalığı konuşuyorum ama ha? farklı bir hastalık değil. Başıma bir iş geldi. Başladım telaşa. Vücudum yoruldu. Bedenimde bazı olaylar başladı. İnanın bunun yüzde doksanı vehmi. Hakiki hastalığa kalan kısım ise sadece yüzde on. Aynı hastalıktan bahsediyoruz. Çok enteresan ya. Allah Allah. Zaten bu oranları böyle biraz hayatı müşahede eden adamlar anlıyor. Bizim Filanca bir tanıdık var, başı ağrısa 20 hastane gezer, yerinden kaldıramazsın. Ay ölüyorum, ay ölüyorum, öyle geziyor. Başka bir tanıdık var, kanserden ameliyat oldu, ayağa kalktı, yetimlere gitti, garibanlara gitti, ihtiyacı olanlara gitti, koşturuyor evinin yüzünü görmüyor. Doktor şimdi demiş, yine metastas yaptı vücudunda demiş, şurası şişti, yorgun yani, yorgun ve argın. Yine bugün şehir dışında, yine başka yerlere gidiyor, insanlara yardım etmeye gidiyor. Çorba arabası yapıyorlar, gidiyorlar ihtiyaç yerinde çorba dağıtıyorlar. Allah aşevi yapıyorlar. Yardım yardım geziyor. Şimdi Allah aşkına baş ağrısıyla kanseri de kıyaslayamayacaksak neyi kıyaslayacağız biz? Yani kanser gibi bir şeydeki adamın tavrına bak. Baş ağrısı gibi bir şeydeki adamın nazına bak. Şimdi buradan şu ölçekten Allah aşkına ya neden bu fark var sorusunun cevabında vehim gelmiyor mu akla? Demek ki hastalığın çok büyük bir oranında ruha bakan bir yan var. Öyle değil mi? Çünkü adam kanser. Ameliyat oluyor, ayağa kalkıyor metastas yapıyor. Doktor oradan işte analiz etmek için yine teste sokuyor. Hala gidiyor başkalarına yardım ediyor. Ve elhamdülillah biz mutlu mesut olduğuna da şahit olduk bu arkadaşların biliyor musun? Mutlu ve mesut yani böyle dinç bir şekilde duruyor. Allah Allah diyorsun. Ya bu adam kanser ameliyatından çıktı ve şimdi metastas yapmış. Ve hala başkalarına koşturuyor bu adam. Ötekine bakıyorsun başım ağrıdı dediğinde yataktan kaldıramıyorsun adamı. Şimdi yani bu hastalıkları kıyasladığında bir enteresan durum var. Demek ki hastalığın büyük bir oranı ruha bakıyor. O oranı da Hüsnü böyle kıyaslıyor. Hastalığın hakiki kısmı yüzde ondur. Hastalığın olmayan vehmi kısmı, vehim neydi? Yok olanı var göstermek. Nasıl oldu değil mi? Hastalığın vehmi kısmı yani yok olanı var gösterilen kısmı ise yüzde doksan. Orana bakar mısınız? Orana bakar mısınız? Subhanallah. Allah Allah. Vehim merak ve takıntı. Şimdi bu evhamın sebebi nedir? Yani bir insan neden bu hallere düşüyor? Evhamın sebebinin birisi olayın nereye gideceğini kestiremiyor. O da neyi tetikliyor biliyor musun? Bir olayın nereye gideceğini kestiremeyince de merak başlıyor bu sefer. Kazıyor altını kazıyor, kazıyor altını kazıyor. Başıma gelen bu olayın neticesi ne olacak? Başladım merak etmeye? Başladı Allah Allah. Acaba benim bu hastalığım nasıl sonlanacak? Sonunda ölecek miyim? Kalacak mıyım? Yataklara mı düşeceğim? Paralarımı mı kaybedeceğim? Var mı bunlar aklına gelmeyen? biraz ağır bir hastalık başladığında öyle değil mi? Allah Allah. Demek ki onu asıl tetikleyen olay merak. Çünkü merak doğru kullanılmadığında bir insanda takıntı oluşturuyor. Takıntı yapınca da yoğunlaşıyor ve oradan çıkamıyor. O yüzden Üstad Hazretleri şöyle bir cümle ediyor. Acayip bir cümle ya. Acayip. Meyus. Meyus. Ümitsiz. O takıntı adamı nereye götürüyor? Ümitsiz. Bitti benim işim ya bitti. Bitti ben yokum artık. Yarın bir gün yokum. Ne oldu hemşerim? Başım ağrıyor. <laughs> Allah Allah. Ya böyle bir şey değil ki. Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli yani onu inançlı hale getirmek bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Yani faydalıdır. Bak cümleye bak. Yine hangi kısma ilaç vermeye çalışıyor Üstü Hazretleri? Yüzde doksanlık vehmi kısma ilaç vermeye çalışıyor. Bakın biliyor musunuz tıp bunu kabul etmiş. O yüzden hastaya önce moral verin diyorlar. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Neden bunu diyorlar biliyor musunuz? Sebebi şu. Vehim stres. Kardeş bunlar. Doğru mu? Hatta vehim gelince ilk karnında hisseden var mı? Midesinde. Bağırsaklarda. Değil mi? Hemen orası baskılanıyor değil mi? Hemen oradan başlıyor. Mesela sonunu kestiremediğin bir olay var. Sonunun Allah'ın elinde olduğuna da inanmıyorsun. İnansan öyle yapmazsın değil mi? İmanın yetmiyor oraya yani. Ya bu olayların hepsinin dizgini Allah'ın elinde diyemiyorsun. Yetmiyor iman. Başlıyorsun kurmaya başlıyorsun. Nerede hissediyorsun stresi? Midede. Hastalığın vehmi kısmı, yüzde %90 kısmı kardeşi nedir? Strestir. Stres neyi baskılıyor biliyor musunuz? Stres. İmmün sistemini yani bağışıklık sistemini baskılıyor. Kontrol altında olması gereken hücrelerde bir serbestiyet oluyor. Ve o serbestiyetin neticesinde iş kansere bile gidiyor. Şimdi kansere bile dedim ama iki tane doktorun söylediklerini söylemem lazım size. İki tane yabancı doktorun yazısından aldım. Onlar bilimin bugün bütün maddi hastalıklarını maneviyatın tetiklediğini söylüyor. Yani bizim yanımıza gelen maddi bir hastanın asıl sebebi maneviyatta oluyor diyor. Onu Üstü Hazretleri nasıl diyor? Bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Cümleye bak ya. Bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Çok enteresan tespitler abi Çok enteresan. Doktorun biri şöyle söylüyor. Diyor ki iltihaplı deri için dermatoloğa gidersin. İltihaplı Ekrem için römatoloğa gidersin. iltihaplı bağırsak için gastroya gidersin. İlahir. Biz hastalara iltihabı yatıştırmak için steroid veririz diyor. Steroid demek stres hormonudur diyor. Doktor olarak kendimize sorarız. Her şeyi stres hormonlarıyla tedavi ediyoruz. Stresin bu durumlarla bir ilgisi olabilir mi? Madden bir problem olduğunda zaten böyle cildiyeci doktor arkadaşınız varsa biraz muhabbet ettiğinizde ya bana onlar söyledi tabii biz bilginin aslında onlar kadar iyi bilemeyiz. Şunu diyorlar yani %80 cildiye hastalıklarının biz nedenini bilmiyoruz diyorlar. Bilmediklerinden dolayı da steroid yani genelde kortizonlu kremler değil mi? Yatıştırıcı kremler. Olaya bak yani. Her şeyi stres hormonuyla tedavi ediyoruz. Stresin bu durumla ilgisi olabilir mi dedik kendimize. Demek hastalık stres ve beden birlikteliğini anlamaktır. İnsan travma geçirdiğinde ilk bedeni etkilenir. Bu bilimseldir ama tıp doktorlarına öğretilmeyen bir bilgidir diye kendisi söylüyor. Görüyor musun bak? Tetikleyen olay stres olduğu için sebebi tam anlaşılamayan bir hastalıkta tedavi olarak da stres hormonu kullan Başka bir doktor şöyle söylüyor yabancı yine. Tüm hastalıkların tetiklenmesi mideden yani stresten başlar diyor. Az önce bir şey dedim. Böyle bir daraldığınızda, kabza girdiğinizde, stres kabza yani. Kabza strese girdiğinizde nerede hissediyorsunuz ilk? Mideden gidiyor değil mi? Yani o kadar sıkışıyor ki mide. Allah Allah. Oradan bir dağ mı var diyor insan. Değil mi? Allah Allah. Tüm hastalıkların tetiklenmesi mideden yani stresten başlıyor. Kanserin bile sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle meme kanseri diyorlar. Yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Görüyor musunuz? Yani bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Maddi hastalıkları sürekli tetikleyen şey maneviyat oluyor. Maneviyat kısmı da bir hastalığın hakiki vehmi dedik yüzde 90 kısmı oluyor. Çünkü kalan yüzde 10 kısmı hakiki hastalık. Fıtığın mı var? İşte o çıkan fıtığın siyatiği zorluyor. İşte yüzde 10'u orası. Migrenin mi var? Biraz başını ağrıtıyor. Yüzde 10'u orası. Ayağın mı kırık? İşte o ayağında bazen ağrı oluyor. Yüzde 10'u orası. Kalan senin böyle halden hale girmelerin işin yüzde 90'ını oluşturuyor. Odayı görüyor musunuz oranı? Allah Allah. Vehmin ne olduğu anlaşıldı mı biraz daha? Devam edelim mi? Buyurun devam edelim. Hakiki kısmı ise Şafi Hakimi Zülcelal. Bak bak isme bak. Üç isim. Şafi Hakimi Zülcelal. Allah Allah evet. Küreyi arz olan eczani kübrasında her derde bir deva istif etmiş. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin üç tane ismini üst üste zikretmesi çok ilginç. Ama biz Allah Azze ve Celle'nin Şafi ismine bir bakalım şafi ismi fail, eylemi yapan. Mastarı ne oluyor onun? Şifa vermek eylemi oluyor. Bunun mastar yahut fail şeklinde geçtiği ayetler var. Bir iki tanesine bakalım mı? Çok enteresan kıvamlarda, kalıplarda geçmiş. Tevbe 14'te geçiyor. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir diyor. Allah Azze ve Celle savaşa gönderirken, düşmanlarla gidip savaşın derken onlara yardım edeceğini söylüyor. Bunu da yeşfi yani şifa verme kelimesiyle kullanıyor Allah Azze ve Celle kavme yardım etmeyi şifa olarak adlandırmış. Yunus 57'de Kur'an'a şifa ismini söylüyor Allah Azze ve Celle. Yani Kur'an'ın hangi hastalıkları tedavi edeceği, gönüldeki hastalıkları çözeceğini söylüyor. Nahl 69'da sizce ne geçiyordur şifa olarak? Bal geçiyordur. Çünkü surenin adını halsa arıysa değil mi? Balın müminler için bir şifa olduğundan bahsediliyor. Ama hakiki balı alsanız kaç yıl muhafaza oluyor biliyor musunuz hakiki bal? 2000 yıl. Hakiki bal 2000 yıl muhafaza oluyor. Şimdi aldığımız ikinci haftada şekerleniyor yani. <laughs> o bal bu bal mı ondan emin değiliz. Şimdiki şeker komasına da sokabilir o yüzden Allah yardımcımız olsun. İsra 82'de Kur'an'ın müminler için şifa olduğunu söylüyor. Şu ara 80'de de hastalandığım zaman odur bana şifa vere. Allah Allah. Ve izâ merittu ve yaşfî. Allah Allah. Odur bana şifa vere. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şafi ismi veyahut onun mastarları da Kur'an'da bu şekilde geçiyor. Buyurun devam edelim. Bu cümle de çok enteresan. Çok enteresan. Normalde biz birinden bir şey talep ederken deriz ki derdin var devasını ver. Üstad cümleyi farklı ele alıyor. Buyur. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Allah Allah. Ne istiyormuş? Bak bak olaya bak. Devalar. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şifalar ne istiyormuş? Dert istiyormuş. Ya muazzam bir ilişki var ortada değil mi? Bakkal da çikolata olsa ne ister? Mahallenin çocuklarını ister. Bir insan anne olsa ne ister? Çocuk ister. Bak bak bak. Allah Allah. Bir insan eczacı olsa ne ister? Hasta ister. Bir insan da deva varsa ne ister? Dert ister ya. Neden ama bu ilişki neden? Çok enteresan. Dert neden verilir biliyor musunuz? Dermanı vereni bul diye. Dert neden verilir? Dermanı vereni bul diye. Allah Allah. Baba çocuğa yıllarca arka çıkar çıkar çıkar. Çocuk nankörlük yapar. Baba der ki bu hafta para vermiyorum. Haydi bakalım ne yapıyorsan yap. Ey baba neden bunu çocuğa dedin? Asıl parayı vereni bir bulsun artık bu hafta. Bari bir hafta bulsun diye öyle mi? Dert niye veriliyor? Dermanı vereni bul diye. Ama bugün pozitivist bakış açısında tedavi Allah Azze ve Celle ile ilişkilendirilmiyor. Halbuki şifa bizzat Allah'ı bulmamız için. Yani mesela pozitivist bir bakış açısıyla baktın. Şifayı vereni ilaçtan bildin, doktordan bildin, hastanelerden bildin. Neticeyi yani onlardan bildin. Onları bir sebep olarak değil. Netice olarak bildin koskocaman geçirdiğin hastalığın manası üstünde yük olarak kaldı. Ama Allah Azze ve Celle'yi buldun çünkü onu tanıman için, onu bulman için verilmişti. Sığınacak bir liman olarak Allah'ı buldun. Dedin ki ya Rab çok aciz bir şeyim, sonsuz kudretine ve merhametime ihtiyacım var. Bak, sığındın mı? Sığındın. Manalı oldu mu hastalık? Manalı oldu. Ya da hastalık Allah Azze ve Celle'yi tanıtıyor değil mi? Mesela ciddi bir hastalığa yakalandın. Var mı yakalanan? Oluyor. Oluyor yani. Esma çeşit çeşit tecelli edince ciddi hastalık da geliyor. Kişi şu cümleleri etti. Ya bu hastalık bana Allah Azze ve Celle'yi tanıyayım diye verildi. Doğru mu? Tanıyayım. Bir de ahiret perdesinden bakıp tanıyayım. O kişi dedi ki ya Rab, cehennemin 70 bin perdesinden geçip tecelli eden hastalık beni böyle yoruyorsa o cehenneminden beni muhafaza eyle dedi. Oldu mu? Bak ne güzel oldu. Vardı mı öyle ağır hastalık geçiren? Onlarca kez ameliyat oluyor, kalkamıyor, yatıyor, hayatın tadı kalmıyor. Tabii onların mükafatı olacak inşallah. Ben Allah'ı tanıma kısmını söylüyorum. Böyle geçirdi ağır bir hastalık, hayatın bütün lezzetleri gitti. O kişi şunu dese olur mu? Ya Rab cehennemin 70 bin perdesinden geçip bana tecelli eden hastalık böyleyse. Böyle bir Allah'ın cehennemine girilmez ya. Korkan insan. Sığınır yani. Yine Allah'a sığınır. İstiaze eder. Allah Allah. Girdin bir tane bahçeye. Onlarca böyle çoban köpeği. Öyle biri saldıracak. Kime sığınırsın? Bir ıslıkla o köpekleri kim durduracaksa ona. Yani bahçenin sahibine. Bu hastalıktan bilmediğin köpekler saldırıyor. Etini yiyor, koparıyor. Kime sığın diye? Sultan Ezel Bebe'de. Farkındasınız değil mi? Az konuştuk. Daha derin manalar olan bir hastalık var. Sen hastalığın kurtarıcısını ilaçtan, doktordan, hastaneden bildin. Mana tahakkuk etti mi? Hastalık yük kaldı gitti. Olmuyor yani. Kainatta yapılan masraf ve amaç yerine ulaşmadı yani. Allah Azze ve Celle bizi hastalanmayan bir kul olarak da yaratırdı. Aa, melek hastalanıyor mu? Yok melek de Allah'ın kulu değil mi? Kulu. E beni de melek gibi yaratabilirdi. Hastalanmayan bir Mehmet. Ama ben o zaman Şafii ismini nasıl anlayacağım? Yani hiç hastalanmayan bir Mehmet şifa vermek ne demek? Bilemez ki. Şafii'yi tanıyamaz ki. Allah Allah. Mesela Osman çok güzel kebap yapıyorsun. Ben de hiç kebap yemiyorum. Nasıl tanıyacağım senin sanatını? Mümkün değil. Seni nasıl tanıyacağım? Mümkün değil. Anladık değil mi? Allah Allah. Hastalık derinlerde ne kadar manalı bir şey. Çirkin kıyafetinin arkasında ne kadar hikmetler var. Buyurun devam edelim. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Bu cümle çok önemli. Şimdi burada bir cümle öğreneceğiz. Tedavi için ilaç kullanmayalım mı? Kullanacaksın. Hatta o ilacın daha iyisini arayacak mısın? Arayacaksın. Tedavi için doktor kullanacak mısın? Kullanacaksın. Daha iyi, daha böyle tecrübesini arayacak mısın? Arayacaksın. Ama vehim yapmadan. Unutmayalım. Bak şimdi cümle çok önemli. Neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü Allah Azze ve Celle sebeplere ehemmiyet verir ama tesir vermez. Çok elzem cümle. Allah sebeplere ehemmiyet verir ama tesir vermez. Allah Allah. Müslümanlar tam filanca bir muharebeye giriyorlar. Yorgun düşüyorlar. Bir anda Halid bin Velid geliyor. Birliği topluyor. Sonuç? Sonuç galibiyet. E zaten galip olunacaksa haşa. Her türlü olunsaydı öyle değil. Allah sebeplere ehemmiyet veriyor. Kim daha heftal davranacak? Kim daha faziletli davranacak? İlaçta da var mı bunun aynısı? Var. Doktorda da var mı? Var. Kendine bakmakta da var mı? Var. O zaman aman ne doktoru ne ilacı ben Allah'a tevekkül etmişim demek cehalet olur mu? Olur. Ama bunları kalpte yeri olmayacak, evhamı olmayacak. O yüzden şu cümleyi tekrar ezbere tutmamız lazım. Allah sebeplere ehemmiyet verir ama tesiri vermez. Siz de yaşıyorsunuzdur. Başın ağrıyor. Mesela biz taylat çok içiyoruz. Biliyor musunuz? <laughs> Oralet gibi ya. Çocuklarımızı mı hatırlatıyor? Neyse o ilaç değil mi? Allah Allah. Bir gün evde hastalandım böyle. Akrabalar var, hanım var falan. Eczacı, doktor, şu bu bir sürü. Ya dedim ben perişan oldum. Boğaz boğaz gücüm kuvvetim hiçbir şeyim kalmadı ya. Ne yapayım dedim falan. Ben de böyle akil bir cevap bekliyorum. Eczacı var, doktor var, dişçi var, o var, bu. Dediler vallahi bir taylat iç falan. Sağ ol dedim ya. Serpak verseydiniz bari. <laughs> taylat milli içeceğimiz gibi bir şey. Ya bazen bir içiyorsun. Nasıl oluyorsun? Pamuk gibi ya. E bazen bir içiyorsun. Hiçbir değişiklik yok. Tarih olmaya devam ediyor boğaz. Aynı taylat mı? Aynı taylat. Aynı boğaz mı? Aynı boğaz. Aynı sebebe ehemmiyet verdin mi? Verdim. Ama o sebep neticeyi veremedi bana. Eğer o sebep neticeyi verebilseydi ikisinde de aynı neticeyi almak zorundaydım. Aynı ilacı, aynı Mehmet kullanıp ikisinde de farklı netice alıyorsa demek neticeyi veren başka. Bak orada bile sır buymuş Sedat görüyor musun? İlaçtan bilme, benden bil. Cümle çok önemli. Allah sebeplere ehemmiyet verir ama sebeplere neticeyi vermez. Elzem bir cümle ya Allah Allah. Evet devam edelim mi? Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerekir. Anladınız değil mi cümleyi? Evet. Derdi o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Bak şimdi. Çok büyük bir yanlışımızı düzeltelim mi? Çok büyük. İlacı yaratan kim? Allah. İlacın terkip olunduğu maddelere bakın. Hepsi çalı da, bayır öyle mi? Hepsi. İlacı Allah yarattığı için şifayı da ilaca verdi zannediyoruz. Çok büyük bir hata yapıyoruz. İlacı da veren, ilacı terkip edene ilhamı da veren İlacı içtikten sonra şifayı da veren bizzat Allah. Bak o mülkünde asla böyle bir ortaklık vermez. Asla. Kudreti namütenahi olan birisi bir atom tanesini başkasına verir mi? Verir mi? Ver yani Bir tane esnaf alabileceği işi başkasına veriyor mu? Vermiyor. Niye? Kudretim ne kadar yeterse o kadarını ben alırım. Öyle mi? Allah Allah. Çok büyük bir hata. Allah ilacı yarattığı için şifayı da ilacın içine koydu zannediyoruz. Hata mı bu? Hata. İlacı da veren, şifayı da veren bizzat Allah. Bak şimdi Üstad Hazretleri'nin bir sözü var. Acayip bir cümle. Diyor ki, ey esbab perest gafil, sebeplerde takılı kalan, benden haberi olmayan gafil. Sebepler yalnız bir perdedir diyor. Bir daha söyleyelim mi cümleyi? Ey esbab perest gafil, sebepler yalnız bir perdedir. Şimdi şurada bir perde var. Perdemizde oldukça büyük düşünün. Beni görebilir misiniz büyük bir perdede? Beni göremiyorsunuz. Perde şöyle geldi. Havada dolandı. Şuradan çayı aldı. Kaldırdı. Geri koydu. Bir insan espaperest olarak baksa bardağı kim kaldırdı diyecektir? Perde. Peki bir insan bu gözüyle değil de akıl gözüyle baksa bu bardağı bu perde kaldıramayacaktır. Neden? Sebebi şu. Çünkü bu perde kendini de kaldıramayacaktır. Bunun kalkması için bardağın kalkması için bir ilim lazım mı? Lazım. Mesela şöyle kalkmıyor bardak. Niye? Bunun ilmi yandan tutmak. Bu ilim şu perdede var mı? Mümkün değil. Bunun kalkması için bir kuvvet lazım mı? Lazım. İlim sadece yetmez. Bir de ne lazım? Kuvvet lazım. O kuvvet bu perdede var mı? Mümkün değil. Bunun kalkması için irade yani tercih hakkı lazım mı? Benim canım kaldırmak istedi ya da kaldırmak istemedi. Şu perdede böyle bir irade var mı? Mümkün değil. Bunun kalkması için hayat lazım mı? Hayatsız bir şey bu bardağı kaldıramaz. Şu perdede de bu hayat var mı? Mümkün değil. Bunun kalkması için şefkat, hikmet, yani faydaları gözeterek iş görmek lazım, değil mi? Yani bunu içiyorum neden? Faydası boğazıma diye işte sallıyorum. Bunda var mı o şefkat hikmet? Mümkün değil. Kendinde ilim, irade, kuvvet, hayat, merhamet olmayan bir perde bu bardağı havaya kaldırdı diyen, perdenin arkasını göremeyen ancak gafildir. Şimdi bu perdenin adını bir isim verelim mi bu perdeye? İlaç. Aynı mı? Aynı. Girdi mi vücuda? Girdi. Hücrelerle buluştu mu? Buluştu. Damar yoluna girdi mi? Girdi. Aynı perde gibi değil mi? İlim var mı o ilaçta? Var mı ilim? Mümkün değil. Kudret var mı o ilaçta? Mümkün değil. İrade var mı? Tercih hakkı var mı? Ya e ben Mehmet'in şu bölgesine gideyim ama o bölgesine gitmeyeyim. İrade de yok. Hayat var mı? Bana merhamet edecek bir vasfı var mı o ilacın? Yok. Şu perdeden o ilacın ne farkı var? mümkün değil. Ay espap beres gafil. Sebepler yalnız perdedir. Şu perdede Hacivat Karagöz izlesen bütün eylemi Hacivat ve Karagöz'den bilir misin? Mümkün değil. Aklı biraz çalışan 3 yaşındaki çocuk der ki perdenin arkasında Hacivat Karagöz'ü oynatan var. Hacivat Karagöz'ü oynatan varsa ya bana ne şifa verdi dediğin ilacı demek ki yaratan ve şifayı bizzat sana veren var. Demek ilaç ehemmiyetli midir? ehemmiyetlidir. Sebepleri kullanmak ehemmiyetli midir? Ehemmiyettir. Fiili dua olduğu için. Daha iyi ilacı bulmak ehemmiyetli midir? Ehemmiyettidir. Demek ki ilacın bir ehemmiyeti var. Tesiri var mı? Tesiri var diyen kalbine zarar verir. Allah Allah. Ey esbab berest gafil, sebepler yalnız herdedir. Devam edelim mi? Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Yani mütehassıs, hazık, alanında uzman birisinin tavsiyesi önemli midir? Önemlidir. Tavsiyesi ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar su istimalattan, yanlış kullanmaktan, perhisizlikten, sürekli yemek yemekten ve israftan, gereksiz fazla yemekten ve hatiyattan, hatalardan ve sefahatten, eğlencem, zevkim, keyfim için sürekli yemekten ve dikkatsizlikten geliyor. Ne yiyeceğimi ayırmamaktan. Allah Allah. Şunların özetini vereyim mi? Şu saydığımız kelimelerin. Hazım, hazım. Duydunuz mu? Perhis, hazım yani. Bu kelimeyi dönüş müydünüz? Hazım, hazmetmek. Şimdi bugün koruyucu hekimlik diye bahsedilen meseleyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazım cihetinde muazzam bir şekilde ele almış. Bir hadisle başlayayım meseleyi anlatmaya. Hazmın sağlıktaki önemi için. Ramazan neden o kadar iyi geliyor onu anlayacağız. Allah Allah. Hazmetmek. Yani vücudu dinlendirmek değil mi? Yemek yemek üstüne yememek. Tamam tamam üstüne yememek. Mide hastalıkların evidir, tedavinin özü ise perhizdir diyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis. İbn-i Sina ne diyor biliyor musunuz? Muazzam bir cümle, muazzam. İlmi tıbbı iki satırda topluyorum. i̇bn Sina, Allah Allah. Yediğin zaman az ye, birincisi neymiş? Az yemek. Yedikten sonra 4-5 saat daha hiçbir şey yeme. İki, yemek yemek üstüne yememek. Şifa hazımdadır diye sonlandırıyor. Şimdi bazen biraz acelem oluyor. Acelem olunca da gaza böyle biraz fazla bın 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 dokunabiliyoruz. Arabayla bir duruyorum, bakıyorum yarım saat geçmiş hala arabadan ses geliyor. Ne sesi? Motor soğutma sesi. Şimdi arabaya o kadar gaz verdiğinde, motoru o kadar ısınıyorsa, şu mideye sürekli çalış 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 emri verdiğinde, bu mide bu kadar yanarken, kavrulurken, bir üstünde koğuşlanmış olan kalp o ateşin üstünde nasıl sakin kalabilir? Mümkün değil. Konu sadece beden de değil. Kalbi de çok etkiliyor. Şurada sürekli kaynayan bir kazan var. Üstünde de demlenen kalp var. Habire buraya yeni bir odun gönderiyorsun. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Bu kalp nasıl sakinleşecek de tefekkür dalacak. De Olmuyor değil mi? Allah Allah. O yüzden şifa hazımdadır diye geçiyor. Hicri 5. yılda Medine'ye dışarıdan bir doktor gelir. Müsaade alır ve muayene açar. Ama kimse gelmez o yıllarda. Efendimiz Aleyhisselam'a gelip ya bu ne haldir deyince Efendimiz Aleyhisselam şu cevabı verir. Niye kimse gelmiyor diyor. Benim ashabım iyice acıkmadan yemez. Yedikleri zaman da tıka basa yemezler. Daha iştahları varken doymadan sofradan kalkarlar. İşte sağlığın şartı buymuş demek ki diye o hekim de cevap verir. Başka bir mesele anlatayım. Sad bin Ebi Vakkas Efendimiz'i hatırlıyorsunuz. Allah dayım dediği. Değil mi? Cennetle müjdeli. O sahabe Efendimiz'den birisi. Sad Efendimiz veda haccında da var. Yani normalde nerede yaşıyorlar? Medine'de yaşıyorlar. Ama veda için nereye geliyorlar? Mekke'ye geliyorlar. Sad bin Evvakkas Efendimiz hastalanıyor ve Mekke'de öleceğim diye çok korkuyor. Sebebi ne biliyor musun? Diyor ki ben hicret yurduna çıkmışım. Ya Mekke'de vefat edip hicret sevabı almazsam diyor. Allah Allah baba hassasiyete var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bakıyor anlıyor ki bir kalbi hastalığı var. Kime gönderiyor biliyor musunuz? Halis bin Kele'de meşhur bir doktor. Mekke'de yaşıyor olabilir. Kim oluyor bu? Haris bin Kele'de Nadir bin Haris'in babası. O Twitter gibi, papan gibi o şelle herif var ya onun babası oluyor Haris bin Kele'de. Ona gönderiyor ve Sad Efendimiz şunu soruyor. İlaç nedir diyor. O Haris de diyor ki açlıktır diyor. Peki hastalık nedir diye sorunca da yediği bir yemeği sindirmeden ikinci defa yemektir diyor. Sürekli motora bir şey veriyorsun. Sürekli. Bedeni bırak. Ruh bile çalışamıyor ki böyle bir durumda. Hep ona alakadar oluyor. Ama Ramazan'da nasıl? Dup duru değil mi zihin? Hiç uğraşacak bir şey yok. Affedersiniz gereksiz bir şekilde böyle lavaboya çıkmaya bile vakit harcamadığında ne oluyor? Ne kadar dikkatli bir halde kalabiliyorsun. Allah Allah. Selman-ı Farisi Efendimiz bir gün bir yere misafirliğe gider. Orada yemek yer. Yemek biter. Ev sahibi de ye, ye 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 diye ısrar eder. Aslında çok fazla ısrarında tam yeri yok bizde. Ya. Çünkü yani bu sefer mide israf oluyor. O da şu cümleyi söyler Selman Farisi Efendimiz. Yediğim bana yeter. Zira ben Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle dediğini işittim. Hadis söylüyorum. Dünyada doyasıya en çok yiyenin kıyamet günü açlığı en uzun olacaktır. Şimdi bunu duyan birisi aldırmadan sürekli atabilir mi mideye? Mümkün değil değil mi? Cık cık. Başka bir hadis söylüyorum. i̇bn Mace'de geçen, Tirmiz'de geçen bir hadis. Adem Ademoğlu mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Adem oğluna belini doğrultacak birkaç tokmacık yeterlidir. Ancak ille de mideyi dolduracaksa bari onu üçe ayırsın. Üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de nefesine yani havaya ayırsın. Ortalama bir mide 1.2 litre. Bunun yemek için ayrılanı ne kadar biliyor musunuz? Yemek için ayrılanı 400 cc oluyor. Yani 400 cc ne demek biliyor musunuz? Su bardağı 200 cc. 2 su bardağı yemek girmesi gerekiyor. O yüzden Mersin'de tantuniyi su bardan içinde veriyorlar. Anladınız değil mi? <laughs> i̇ki tane yiyebilirsin diye. <laughs> ya. Yemeğin girmesi gereken iki su bardağı. Suyun girmesi gereken o kadar, havanın girmesi gereken de o kadar. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeğin bazı yerini baskılayabilmek için yemeğin başında su içiyor. Biz de yemeğin sonunu alıyoruz ki ama şu mideye şimdi biraz yer açalım da <laughs> şu köbiyetleri kim gömecek daha değil mi falan öyle yapıyoruz yani. Allah Allah. Bunların her birisi hem hazım problemi, hem sağlık problemi, hem de kalbin, maneviyatın problemini teşkil ediyor. Şimdi biz şöyle oturup konuşsak, bidat sayalım desek yani dine sonradan eklenmiş olgular. Şu bidat aklımıza gelmeyebilir. O bidatı da bize Ayşe annemiz anlatıyor. Ya Ayşe annemiz o kadar meraklı ki, o kadar efendimiz Aleyhisselam'ın yanında inanılmaz yetişmiş ki, onun sayesinde dinimizin çok büyük parçalarını biliyoruz Ayşe annemiz sayesinde. Allah ondan ebeden razı olsun. İmam Gazali İhya'da geçen bir mesele. Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir demiş. Onun hemen ardından. ilk bidat. Hiç düşünmeden. Bir de yemeği yerken zaten besmele çekeni görürsen baş göz üstüne. O besmeneyi de böyle ağza alışmış diye değil de hakikaten ben burada Allah'ın esmalarını okudum. Bu yemeği bana o verdi. Niye verdi? Şimdi bazen sizin iş gelip numune veriyorlar mı size? Veriyorlar. O numuneyi niye tattırıyor? Gel bana müşteri ol diye. Bu dünyada Allah'ın verdikleri de numune. Nereye müşteri ol diye? Ahirete. Ya bu dünya bu kadar. Tantuni numuneymiş bu kadar. <laughs> Dünyanın nimetleri bu kadar. Geliyor Allah Azze ve Celle onu tattırıyor ki ne diye? Gel benim ahiretime müşteri ol diyor. Bu çarpık dünyada bunu veriyorsam ahirette Allah Allah neler veririm. Bak bak müşteri ediyor Allah Azze ve Celle. Biz burada Allah'ı hatırlamaktan bile çok geri duruyoruz. Allah Allah. Bu manevi noktaların her bir eksiği o vehim hastalığının bir doğrucusu biliyor musunuz? Öyle bir şey Allah Allah. Evet devam edelim mi? Ana konumuzu hatırlıyor musunuz? Vehim. Bak vehimle ilgili en güzel şu akılda kalır. Üstü Hazretleri tevehüme ebediyet diyor ya. Dünyada sonsuz yaşamayacağız ama sonsuz yaşayacakmış gibi zannediyorsun. Nedir o? Vehim. Tevehüme ebediyet. Buradan kotlayalım. Evet. Başka anlamayan varsa alanından bahsedebiliriz. <laughs> Devam edelim. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Ama nasıl bir hekim? Dindar bir hekim. Evet. Su istimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya yani nasihatlere ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir. Sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Tam böyle güzel bir teselli gelse hastalığın ne kadar hafifleşir? Yüzde ya. İnanın bunu yaşayan vardır. Bazen bir gidiyorsunuz o kadar motive ediyor ki doktor. Ben bir gün bir tanesine gitmiştim de böyle anlattı sağ olsun. Doktor bey dedim tam şeyi anlayamadım hani e, nasıl çözeceğiz bunu? Baş ver be bende de var dedi ya rahatına rahat. bak. <laughs> ya o kadar rahatlıyor insan o kadar rahatlıyor dedim. Adam alan uzmanı onda da varsa bende de olsun dedim ya. Elif da yeni doğduğunda sürekli ağlıyordu böyle. Gece ağlıyor kendini parçalayacak şekilde. Bize doktora götürdük. Dedi ki hani gece ağlıyor böyle bir yerinde acımı var, sancım var. Ya dedi bebektir ağlar dedi. O gün bugündür bir rahatladık ondan sonra. <laughs> ağlamadı da. <gülüyor> Allah rahmettiçi <laughs> ağlıyormuş değil mi? Değil mi? <laughs> Dediğim Allah gibi Allah. doktor ancak ferahlatıyor. Öyle öyle. Hakikaten ya. Mütedeyyin bir doktor. Hem alanında uzman, hem kalbi dolmuş. Ya ne kadar güzel şifaya vesile olur değil mi? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Telaş yüzde %90'ı unutmayalım vehim yani. Ama vehmi hastalık kısmı ise... Şimdi oraya geldik. Yani adam böyle tedavi olmuyor da orada yoğunlaştı, takıntı yaptı. Bir de var ya vehimdeki en büyük problem ne biliyor musun? Nasihat bir de tesir etmedi mi? Allah Allah. Bildiğin gibi değil ya. Evet. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, Şişer. Ne kadar büyüyor biliyor musunuz? %10'luk gerçek hastalığı %100 haline yani %90 daha ekleyerek %100 haline getiriyor. Bu kadar. Peki ehemmiyet vermek ne demektir? Ehemmiyet vermek ona odaklanmak demektir. Onu takıntı yapmak demek. Sebeplere başvurabilirsin, aklen mantıklı olana ama kalbin onu gündem yaptığı anda ehemmiyet verdin geçmiş olsun. Daha sancılı bir hastalık içinde büyümeye başladı demek. Bir gün bir tane hacı amca varmış şöyle sakalı. Bir tane yeni geçmiş yanından demiş. Ya hacı amca demiş sen gece yatarken sakalını yorganın içine mi koyuyorsun dışına mı koyuyorsun demiş. Dur demiş ben sana yarın cevap vereyim. Demiş 40 yıldır bu sakal bende. Hiç bunu düşünmemiştim. Sabaha kadar uyutmadım beni demiş. Şimdi, şimdi ehemmiyet verince ne oluyor biliyor musun? Normal rutin giden olayları bile bozuyorsun. Mesela nefes alırken bir odaklanın. Karışır belki ritminiz. Araba kullanırken odaklanın. Melek halinde zaten o yani. Bisiklet kullanırken odaklanın değil mi? Gidiyor yani. Allah Allah. Çok önemli bir cümle. Çok önemli bir soru soralım. Bir şey odaklanınca, kıymet verince, ehemmiyet verince şişiyorsa aslında küçüktür. Doğru mu? Bak bak. Demek ehemmiyet vermeyen birisi hastalığın komedi. Küçük, basit kısmıyla muhatap olacak. Dünyanın geçici yüzünü daha rahat görecek. Ve neşeli bir şekilde hayatına devam edecek. Biz ayakları kesilmiş bir amca gördük. Öyle diyor ya diyor. Allah 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 kaç yıl kullandırdı. Şimdi aldı diyor ama hala yetiştiremiyorum. Neyi yetiştiremiyorsun ya günlük Kur'an'ım var. Kaza namazlarım var. Tesbihatlarım cevşenim var. Yetişmiyor. Vaktim yetmiyor diyor. Yani dikkati başka yerde. Havayla dolu şeyi suyla doldurunca bütün hava bütün evham onu terk etmiş gitmiş. Ne kıymetli olaylar değil mi ya? Allah Allah. Evet. Devam edelim mi? Ehemmiyet vermezse küçülür dağılır. Şurayı tekrar söyleyelim. Bir şey büyüyüp küçülebiliyor. Ortada bir hastalık var. Herkese göre aynı mı? Değilmiş işte. Hakiki kısmı aynı olabiliyor. Anladın mı? Ama vehmi kısmı büyüyüp küçülebiliyor. Peki onu büyüten ve küçülten senin psikolojin oluyor. Görüyorsunuz değil mi olayı yani? Allah Allah biz yaşayacağız hastalık. Yaşamayan yok yani. Değil mi? Gün aşırı o hastalık mutlaka vücudumuza arız oluyor değil mi? Allah Allah. Şöyle bir dersin devasını alsan gülerek karşılayacaksın. Buyurun devam edelim. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Bak işte evhamı çok güzel anlatan bir örnek. Arı örneği. Tam evhamı anlatıyor. Bizim arıcı arkadaş var dedi ki, şimdi dedi arı dedi rakibine saldıracağı zaman önce bir tartar dedi. 3-5 tane dedi adamın önden yollar dedi. Kovanın. Hani o kapıda duruyorlar ya böyle kovanın kapısında. <laughs> Bu kovana balsız girilmez. <laughs> kapıda duranlar var ya Onlardan dedi 3-4 tanesini önden yollar dedi. Şöyle bir tartar rakibini dedi. Öyle anlatıyor. Eğer diyor rakibi korkuyorsa, evham yapıyorsa, baktı ki korkuyor. hurra bütün kovan işiyorlar ama baktı rakibi yemiyor. Cesur adam. Bizim burada kaydedir. Bir kere yen hep yer. Ha o düsturdan dolayı rakibi yemiyor. Arıdan yemiyor. Ehemmiyet vermiyor yani arıya. Bu sefer 2-3 tane sokuşun sonunda bizim dişimiz bunu kesmezler, dağılır giderler. Aynı vehim. Vehim aynen böyle yokluyor. Bir geliyor nereden yokluyordu Vehim? Vesvese kalpten. Vehim akıldan, vesvese kalpten. Peki vehim akıldan yoklayacağı ürünleri nereden buluyor? Senin gardırobundan buluyor. Vehim akıldan adamı yoracağı ürünleri nereden buluyor? Senin şuur altı muktesebatından buluyor. Girdin sefaat olarak kusura bakmayın şöyle biraz gözüm şöyle değsin dedin 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 bir şeye baktın. Burada oldu mu? Doldu. Birileri yanında ağzını bozdu. Yine doldu mu? Doldu. Birileri hiç mal yattan, yani ahirette alakası olmayan konuştu, konuştu, konuştu mu? Konuştu. Bizim o kadar esnaf arkadaş var ki arkadaş gruplarına gidip her yanında iş konuşulduğunda öbür hafta geliyor diyor yeni dükkan açacağım diyor. Ya dur sakin ne oldu? Yo, çok anlattılar bana diyor. Yani insan çok etkileniyor bunlardan. Şeytan da şöyle yapıyor. Şuur altı muktesebat doldu mu? Gereksiz şeylerle doldu. Kur'an var mı? Cık. Sünnet, cık. hadis, cık. risale sorumluluk gaye hayal nerede? Ne var? Malayaniyat var. Şeytan sana vehim vereceği zaman giriyor. Korteksinde ne varsa, gözünün girdiği, kulağının duyduğu ne varsa şu kadar iş yapıyor. Genç bir kardeşi duygulara boğabiliyor mu? Menfi boğabiliyor. Ne yapıyor? Şu hatıralar sana güzel gider. Tek yaptığı bu kadar. Malzemeyi kim verdi onlara? Biz verdik. Farkında mısınız? Hep ruhu biz kirletiyoruz yani. Orada bir saniye zehirli bal gibi bir lezzet alacağım diye bir konuşmadan, bir görüntüden, bir muhabbetten aslında çok ciddi bir hasar veriyorsun. Şuur altı dolduruyorsun. Şeytan da kortekse bir giriyor. Hiç yeni ürün ekliyor mu? Eklemiyor. Ne yapıyor? Önemli bir bilgi vardı onu tekrar hatırlatayım. Vesvese ve evham dürtü olarak gelir. Inception izleyen var mı? Orada dürtü gönderiyorlardı ya uyanmak için. Onun gibi düşünün. Vesvese ve evham dürtü olarak gelir. Yani şekilsiz, kıyafetsiz sözsüz gelir. Vesvesenin bir şekli var mı? Hayır. Evhamın bir şekli var mı? Hayır. Onlar dürtü olarak gelir. Peki seni bunaltacağı kıyafeti nerede giyiyor? Sen gardıroba ne koyduysan orada giyiyor. Ama ne olacak deyip şöyle dalıyorsun ya bir şeylere. İleriki zamanlarda seni güçsüz bırakacak hatıraları derliyorsun. Kerizlik ya. Bir ufak diş sıksan bir ufak. Allah var ya desen bir ufak diş sıksam. Ne olacak biliyor musun? ileriki ihtiyar yaşlarında başına bir olay geldiğinde böyle kuvve -i maneviye nasıl olacak? Dipdiri olacak. Ama ne olacak diyorsun kulaktan, gözden, kalpten doldur doldur doldur. Şeytan kortekse girip iki tane tuşa basıyor şöyle. Atıyor atıyor. Ha, şu hatıra sana yeter bu hatıra sana yeter. Bize o kadar genç kardeş geliyor ki. Abi eyvallah namaza başladık okuyoruz ama eski hatıraları çok özlüyorum diyorlar. Ne özlüyorsun? Eski arkadaş ortamındaki şöyle şöyle hatıraları diyor. O kadar kavi bir şekilde hatıralar dolmuş ki. Yani bahsettiğim hatıralar Menfi hatıralar, olumsuz hatıralar. O kadar kuvvetli işlenmiş ki onun kurtulması da bir süreç alacak. E şimdi şu dersi birisi izlese. Biraz da keriz değilse. Niye doldursun şurayı? Doldurmasın değil mi? Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi olayları? Evham nasıl şişiyor? Onu anlattım. O evham şiştikten sonra da adam hastalığı karşılayamıyor. Hastalığın %90 daha yanına böyle kuvvetli bir evham geliyor. Öyle adamlarla ben görüştüğümde inanın şunu diyorum. Bu adam hasta olsa çok iyi olacak. İşte ameliyat ya da o hastalığı geçirse, neyden korkuyorsa, başına gelse bu evhamından çok daha az acı verecek. Mutlaka onu verecek. Anlatabiliyor muyum? Değil mi? Evham hastalığın kendisinden çok daha fazla acı veriyor insana. Buyurun. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Evham neydi? Olmayanı var gösteriyor. Gece ip görüyor. İpi ne sandı? Yılan. Ya çok muazzam örnekler ya. Muazzam örnekler. Allah Allah. Hakikatte bir yılan yok ama öyle sandığı için onun korkusunu da üstünde taşıyor. Buyurun. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikate inkılap eder. Cümle çok aziz. Vehmi bırakmıyorum. Çözüm yolu aramıyorum. Bu iman hakikatleri derslerini almıyorum. Devam eder mi vehmi hastalık? Eder eder eder. Neye dönüşürmüş? Gerçek hastalığa dönüşürmüş aşırı zihinsel uğraş diye bir psikolojide tabir var. Aşırı zihinsel uğraş. Kişinin kafasında takıntı yaptığı bir evham var. Hayaller kuruyor evhamlarla ilgili. Acaba bu böyle olsa ne olur? Böyle olsa ne olur? O kadar hayal kuruyor ki bir yerde ip kopuyor. Hayal ve gerçek birbirine karışıyor. Buna aşırı zihinsel uğraş demişler. İşte bu evham hastalıkları bir süre sonra hayalle gerçeği birbirine karıştırıp olmayan hastalığı gerçek bir hükmüne getirebiliyor. Adam kafada takıntı yapıyor ya bazen. Evde cin var, evde cin var, evde cin var ya. Varsa var, Allah'ın mahluku işte Allah'sın. Evde cin var, evde cin var. Bir süre sonra ne yapıyor? Kocasını büyücü gibi gözüküyor. avuçta ne kadar parası varsa mahalledekilere kaptırıyor. Öyle öyle değil mi? Öyle yaptığı için halbuki var mı? Öyle bir şey yok. Ne zannediyor? Hakikatte böyle bir şey var zannediyor. Hastalıkta da böyle. Ben hastayım. Abi nasılsın? Sorma sorma. Çok hastayım. Çok bildiğin gibi değil. Abi neyin var? Bir de <laughs> arkadaşı da böyle bilmezse. Ya abi benzin solmuş senin ya böyle. Bir şey mi var sende? Gözler mözler mi var? Mı? Sorma ben bittim. O da <laughs> geldi mi? Ya o da vehmiye. Vehim vehmiye. Yan yana geldiler. Birbirlerini besleyip duruyorlar. Ya abi sen neyin? <laughs> Sorma çok fenayım. Bir süre sonra bu hastalık vehmiyken hakikiye dönüş. Ne enteresan değil mi? Allah Allah. O yüzden Hüsnü ne demiş biliyor musun? Şu cümleye bak cümleye. Bak. Evet fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi. Ve iyi bir adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur diyor. Cümleye bakar mısın? Görüyor musun cümleyi? Allah Allah. Bu evham yapanlar var ya hani. Mesela bir evham yapmış. Şöyle ufacık bir bahsedirse töbe 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 diyor ya. Onu demesi bile evhamını besliyor farkında değil. Çünkü evhamın reçetesi ehemmiyet verirsen şişer. Ona lakayt kalacaksın. Orada iyi bir şey yaptığını zannediyor ya. Dur töbe 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 diyor ya. Halbuki evhamını besliyor onu diyerek farkında değil. Cümle güzel olduğundan güzel yerinde kullandığımı zannediyor ama hayır yeri orası değil. Orada evhamını besliyorsun. Ne ince değil mi? Buyurun devam edelim. Ve ham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar, kuvve-i maneviyesi kırılır. Adama Allah öyle kabiliyetler vermiş ki, alemi İslam'a hizmet edecek ama adamda yolda yürüyecek hal kalmamış. Hani eskiler diyorlar ya yarım saat gıdıklasan bir dakika gülecek hali yok diyorlar. Adam öyle hale gelmiş. Neden böyle oluyor? Allah Allah. Hakiki bir dert var ortada. Ölecek gidecek ahiret var yani. Olmayan dertlerle öyle film çekiyor ki adam. O evhamın altında ezilmiş. Kuvve-i maneviye diye bir şey kalmamış. Buyur. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse. Fark ettiniz mi? Başka konuya geldi. O vehimli kişi bir de kimle muhatap oluyor? İnsafsız doktorlarla. Evet. Evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhati gider. Üstad Hazretleri diyor ki, hakikat nazarında, perdeyi gayb açılsa, izliyoruz. Herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır diyor. Şimdi... Toplumda ahlaksızlık artarsa bu her sektöre bulaşır. Yani filanca bir yerde ahlaksız görüyorsanız mesela kahvede ahlaksızlığın arttığını görüyorsanız öğretmenlerde de görürsünüz, ticarette de aynısını görürsünüz, doktorlarda da görürsünüz, İslami çalışmalarda da görürsünüz. İnsan her yerde aynı insan. Yani bir yerde o ahlaksızlığın, insafsızlığın oranı artıyorsa o oran her yerde aynı şekilde artıyor. E bu doktorluk noktasında da bir cihette var. E bir insan evham yapsa. O doktor da böyle kafasını para hırsıyla bezese. Mesela özel bir hastaneye gitmiş anlaşma imzalıyor. Hastane sahibi de diyor ki doktor bey aylık işte 100 milyar 200 bilmem neyse şu kadar para ameliyat karşılığı size alıyorum diyor. Öyle var değil mi? Ya ne yazıyorlar doktora? Aylık şu kadar ameliyat karşılığında sizi işe alıyorum. Böyle bir adamın eline düştün. Sana dedi ki öf ben seni 6 ayda iyi ederim dedi. Edemezsin çünkü adam hasta değil. Sadece evham yapmış. Ne huzurun kalır. Ne aklın kalır, ne malın kalır, ne sağlığın kalır. O yüzden bu işi en başında çözmek lazım. Yani maddi hastalık gelmeden vehmi hastalığı başta kurutursan çok güzel bir şekilde çözülecek. Allah Allah. Dersi bitirmek üzereyim ama en önemli yerlerini anlatıp bitireyim. Vehim bir manevi hastalık. Anlaştık mı bunda? Hakiki hastalık yüzde 10, vehmi hastalık yüzde 90. Bu vehmi hastalık yüzde 90 manevi bir hastalık mı? Evet o zaman soru geliyor. Peki bu manevi hastalık nereden geliyor? Şuradan geliyor. Manevi hastalıkların sebepleri günahlardır. Soran insan bunu değil mi? İyi de ben niye bu kadar evham yapıyorum onu da söyle. Sebebi? Günahlar. Şimdi bizim ruhumuzun bir algoritması var değil mi? O algoritmayı da bozan şey ne? Günahlar. Hani çarklarla birlikte bir fabrika çalışır çalışır çalışır. Çarkların içine şöyle bir taş atsan çarklar dağılır. Aynı öyle bir ruh algoritmamız var. Ruh yazılımımız var. Ve ruhu bozan, algoritmayı bozan şey günahlardır. Bazen siz de görüyorsunuzdur. Filanca birisi vardır. Anlattığınız İslami bilgi çok basittir. Kainata gelişinin amacı Allah'ı tanımaktır. Ona ibadet etmektir, hizmet etmektir, namaz kılmaktır falan gibi. Adam yapmaz demiyorum. Adam anlamaz bile. Allah Allah. Haşa Allah zalim mi? Bunu böyle mi yarattı? Öyle değil. Onun da içinde anlayabilecek tohum ve potansiyel vardı. Aynı algoritma vardı ama bozdu. Neyle bozuyor? Günahlarla. Yani İslam'ın bir insanda tesir etmemesinin sebebi bile girdiği günahlar. İşte biz bıraktık günahları. O zaman yeteri kadar sağlam tövbe edip temizleyememişsin demektir. Bu Günahlar aynı patojen gibidir. Günahlar aynı patojen gibidir. Yani mikrop gibidir. Şimdi dişiniz ağrıdığında bir anda ağrıyor, değil mi? Tam baklavayı yerken o Antep'ten gelen baklava. Karşınızda da uzman birisi o baklavayı ters çevir, damağına yapıştır, dişindeymesin değmesin tereyağını erit demiştir. Tam o esnada da ah diş diye bağırmışsındır. O nasıl oluyor biliyor musun? Dişinde müsait bir yer buluyor birinci mikrop. Sonra diğerlerine söylüyor. Burası çok iyi, gelebilirsiniz diye referans oluyor. Birinci mikrop diğer mikroplara referans oluyor mu? Oluyor. Onu kökten kazıtsaydım olamazdı. Ama ben onunla çözümüyle yani tövbesiyle, günahları terkiyle ilgilenmediğimden diğer mikroplara referans oluyor. Mikroplar yeterli bir şekilde orada birikiyor, koğuşlanıyor ve benim en tatlı günümü en acı gün haline getiriyorlar. Öyle öyle. Allah Allah. Tam böyle lezzet beklediğim bir an şu tatlı şeyi de bir yiyeyim dedim. Çat etti. Değil mi? Beynin yerinden oynuyor değil mi? Diş ağrısı inanılmaz bir ağrı. Allah Allah. Günahlar aynı böyle. Birincisi geliyor yerleşiyor mu kalbe? Yerleşiyor. Sevdin mi burayı sevdim. Tövbeyle temizlemezsen. Ruhun algoritmasını bozacak mı bozacak. İkinciyi çağırıyor mu? Çağırıyor. Gel gel ben alıştırıyorum onu diyor. Üçüncü, dördüncü derken ruhun tamamına yerleşiyor. Mahvediyor. Allah Allah. Aynı konuda yeni bir soruyla devam ediyorum. İyi de ben ibadet etmeyi de deniyorum. Neden lezzet alamıyorum? Yine cevabını biliyor musun? Günahların kalbi açtığı yaradan. Edebi olsun diye söylemedim. Denklemsel olarak söyledim ibadetten lezzet almama sebebi günahların kalbe açtığı yara. O yaralar zevki ruhaniyi kaçırıyor. Şimdi benim dilimde yaralar olsa. Osman yaralanmış dilim iyice. Sen de böyle ikram getiriyorsun bir Antep baklava. O baklavadan lezzet mi alırım acı mı duyarım? Acı duyarım. Nasıl bedendeki yara en lezzet alacağın baklavadan acı duyduruyorsa ruhtaki günahların açtığı yaralar da namaz kılıyor adamın klası gelmiyor. Neredeyse içi acıyacak adamın neymiş bunun sebebi? Günahların açtığı yaralar. Sonra da öyle bir insana desen ki "Ya sen neden ibadet etmiyorsun?" Adam ibadetten lezzet alamamış ki ibadetin peşine düşsün. Hep sebep nerede çıktı. Günahlar. Ya şöyle bir geziyoruz. Ne olacak ki? Ya geçen kaç yaşında bir adam dedi yani. Bak bak haram bakmak günah olduğunu bilmiyordum diye. Ben böyle hayretle o arkadaşa baka kaldım. Yani çok zeki bir adam. Ne işler başarmış bir adam. Nasıl olur bu bilgi yani onun mahanesinde olamaz. Çok enteresan olaylar yaşıyoruz. Peki bu günahlardan kaçabilmenin yolu var mı? Onu da konuşalım mı? Günahlardan kaçmanın yolu nedir? Eskiler çok güzel bir cümle söylemiş. Çok güzel bir cümle. Asalet mücbir sebeptir demişler. Duydunuz mu hiç bu cümleyi? Bak çok güzel cümle. Asalet mücbir sebeptir. Asalet bir insanı mecbur bırakan bir sebeptir. Mesela asil bir adam olsa, dedesinden, babasından güzel biliniyor bütün etrafta. Böyle bir adam hata yapacağı zaman şunu der mi? Oo dedemi kulağına giderse çok utanırım. Der mi? Der. Neden? Çünkü dedesi eşraf tarafından biliniyor. Kendi asil bir aile, saygı almışlar, saygı duymuşlar, saygı duyulmuşlar. Böyle bir insan hata yaparken babasından, dedesinden, halasından, teyzesinden çekinir mi, çekinir. Onu kaç kişi görecekse o kadar çekinir. Asalet çünkü mücbir bir sebeptir. Bir insan en çok nasıl asil olur? Allah'ın ondan ne kadar tecelli ederse o kadar asil olur. Şu iman derslerini aldıkça, Allah azze ve celle'nin seni gördüğüne inandıkça, rakaba hissi arttıkça, insanda bir asalet olur mu? Olur. Bir izzet olur mu? Olur. O asalet seni artık zorlar mı? Hayır, sen bakamazsın. Neden bakamam? Çünkü senin baktığını Allah da görüyor. Sen bu lafı edemezsin. Niye edemem? Sen riya damarından dolayı şu adamı tavlayacağım diye iki laf ediyorsun ama Allah da duyuyor. Olmaz, olmaz. Asaletin mücbir bir sebep olması, günahların en büyük önleyici yanı. Onun da kaynağı yine ne biliyor musun? Bu iman dersleri bu iman dersleri almadan Allah beni görüyor, Allah beni görüyor deyince olmuyor yani. Onun ne kadar görebildiğine iman etmek, inanmak için bu dersler şarttır. Kabirdekilerin yalvarıp elde edemediği bir dakika sizin elinizde var. Bir dakika. Ya Rab ne olur o bir dakikayı geri ver. Alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Kabirdekilerin yalvarıp elde edemediği bir dakika sizin elinizde varsa şimdi tam zamanı. Hiç ertelemeye gerek yok. Yarını yok, öbür günü yok. Ne yapacaksan bugün o gün. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.